Fakiş 43 yıllık tarihinde özellikle son yıllarda istikrarlı bir şekilde üyesini artırmaya, sendikalarını büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyor. Çalışma Bakanlığı istatistiklerinde de bu büyüme ve istikrarlı güçlenme konusunda yeni bir istatistik yayınlandı. Konfederasyonumuza bağlı 22 sendikanın 19'u Kuzey Kıbrıs'ta dahil toplu sözleşme yapma ehliyetine sahip sendikalarımız oldu. 7 sendikamız, Kuzey Kıbrıs'la beraber 8 sendikamız Türkiye'nin iş kolundaki en büyük sendikaları oldu. Bu gerçekten bizim için büyük bir başarı, büyük bir onur. Bir sendikamız, hizmet sendikamız, Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olma yetkisini elinde bulunduruyor, devam ettiriyor. Onun için iş kolunda en büyük sendika olan sendikalarımızı, %1 barajı geçip toplu sözleşme yapma yetkisini elde eden sendikalarımızı ve Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olma başarısını elde eden hizmet sendikamızı bir kez daha tebrik ediyorum, bir kez daha kutluyorum. 14 milyona yakın kayıtlı işçimiz var arkadaşlar. Kayıtsız olanlardan bahsetmiyorum. Türkiye'de 14 milyon civarında kayıtlı çalışan işçi statüsünde arkadaşlarımız. 3 konfederasyon ve bağımsız sendikalarla beraber biz toplam 12.6'sını, %12.7'sini ancak temsil edebiliyoruz. Hakiş bunun yaklaşık 650 binini temsil ediyor. 1 milyon 800 bin sendikalının 650 binini biz temsil ediyoruz. Ama geride 13 milyondan fazla sendikasız işçi var. Bunlar bizi bekliyor. Bu işçilerin sendikalaşmasını sağlamamız gerekiyor. Bunların hak işle buluşmasını sağlamamız gerekiyor. Hak işin bu işçilere ulaşması gerekiyor. Sendikalarımızın bu işçilere ulaşması gerekiyor. Bu büyük bir vebaldir. Hak işin olmadığı yerde, hak işe üye olmayan arkadaşlarımızın, sendikasız arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlar, sıkıntılar, sorumluluklar bizim devserimiz. Biz ne dedik 2011 yılında? Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün mazlumları hak işten alacak dedik. Ülkemizin, bölgemizin, küremizin bütün mazlumlarına bizim borcumuz. Bu borç ödenmesi gerek. Nasıl ödeyeceğiz? Sendikalaştıralım. Hak iş bünyesine alalım. Hak işle kucaklaştıralım. Hak işin yanına alalım. O arkadaşlarımıza borcumuzu ödeyeceğiz. Bunu bir sorumluluk olarak, hak iş olarak, bir görev olarak kabul ettik ve genel kurulumuzun kararı oy birliğiyle bizim üzerimizde bir sorumluluktur. O yüzden %1'lerle, %3'lerle, %5'lerle yetinemeyiz. 650 binlerle, 1 milyonlarla yetinemeyiz. Bu milletin mayası, bu milletin esası, bu milletin tarihi, bu milletin kültürü, bu milletin inancı, bu milletin medeniyet anlayışı bize bu sorumluluğu. Biz işçi işveren ilişkilerini bir çatışma alanı olarak görmüyoruz. Biz işçi işveren ilişkilerini bir rakip olarak görmüyoruz. Biz sosyal ortak olarak görmüyoruz. İşverenlerimizi ve işçilerimizi, işverenlerimizin ve sendikalarımızı birlikte geleceği inşa edecek iki ortak olarak görüyoruz. İş yerlerinde kaos, çatışma olsun istemiyoruz. İş yerlerinde kardeşlik olsun, barış olsun. Birlikte iş ve işletmelerimizin geleceğini birlikte oluşturalım. O yüzden biz işverenlerimizin rakibi falan değiliz. İşverenlerimiz de birlikte işletmelerimizi geleceğe taşımak adına birer sorumlu insanlarız. Hakikaten hak işi büyük bir istikamette güçlendirmeye, büyütmeye devam ediyoruz. Ama bu milletin kendisi olduğunu iddia edin. Bu milletin değerlerini, kendi değerleri kabul edin. Bu milletin kadim medeniyetinin bir parçası olarak kendisini gören, işletmeleri rakip değil,
ortak gören hak işe 650 bin yakışmıyor. 6,5 milyonlara doğru yürümemiz gerekiyor. O zaman hak işin varlığı anlamlı olacaktır ve sorumluluklarımızı daha fazla yerine getirme imkanımız olacak. O yüzden hak işli kardeşlerimi mücadeleye çağırıyorum. Daha çok arkadaşımıza ulaşmak, daha fazla işçiye ulaşıp hak işi sendikalarımızı güçlendirmeliyiz. Bütün sendikalara üye olmayan, bugüne kadar ulaşamadığımız bütün işçilere de buradan hak işe katılmaya davet ediyorum. Hangi iş kolunda olursa olsun, bu işi yaparlarsa yapsınlar, hak işte ulaşabilecekleri, kavuşabilecekleri sendikaları var. Onun için bütün işçileri de, kadınları, gençleri, topyekun bütün çalışanları hak işte toplanmaya davet ediyorum.